Mert Yazıcıoğlu yeteneği ve karizmasıyla göz dolduran oyuncu. 10 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mert Yazıcıoğlu aslen Denizlilidir. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümüne kaydoldu. Eğitimi sırasında oyuncu olmaya karar verdi ve işletme bölümünü yarıda bırakarak oyunculuk eğitimleri almaya başladı. Kendini oyunculuk konusunda geliştirmek için 3 Mata Eğitim Atölyesi'nde oyunculuk dersleri almıştır. İlk olarak Sümrü Onat'ın kurduğu KAS 33 Ajansı'yla ve sonrasında Ümit Çırak'la tanıştı. Ümit Çırak'ın 3 Mata Eğitim Atölyesi'nde oyunculuk dersleri almaya başladı. Bir arkadaşının oyunculuk yaptığı dizi setine gittiğinde oyuncu olmaya yönelik ilk adımı attı. Bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Dedemin İnsanları adlı filmle oyunculuğa başladı. Daha sonrasında Kayıp Şehir adlı diziyle ekranlarda yer almaya başladı. Bu dizide oynarken aynı zamanda oyunculuk eğitimleri almaya başladı. Yazıcıoğlu'nun adını geniş kitlelere duyurduğu projelerden biri Karagül adlı televizyon dizisidir. Bu dizide canlandırdığı Baran Şanverdi karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanmış ve oyunculuk yeteneğiyle ön plana çıkmıştır. Adı Efsane ve Yeni Hayat gibi dizilerde üstlendiği rollerle de kariyerine derinlik katmış, çeşitliliği ve yeteneğini gözler önüne sermiştir. Genç yaşına rağmen Türk televizyon ve sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş ve oyunculuk kariyerine adım attığı andan itibaren doğal yeteneği ve karizmasıyla dikkat çekmiştir. Daha sonra Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Fırat karakterini, Mehmet Büyük Cihan Fatihi dizisinde ise Korkut karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayınlanan İyi Oyun adlı sinema filminde Cenk karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Bir Litre Gözyaşı adlı dizide Mahir Yetkin karakterini canlandırdı. ...2020-2021 yıllarında popülerliğini arttıran Aşk 101 dizisinde canlandırdığı Sinan karakteriyle çok sevildi. Netflix'in 3. orijinal yerli projesi Aşk 101 90'lar Türkiye'sinde geçen bir hikayeye sahip. Vazgeçmek istemedikleri öğretmenleri onlarla birlikte kalsın, okulda çalışmaya devam etsin diye onun aşık olması için el ele verir. Öğretmenlerinin bir basketbol koçuna aşık olmasını sağlamaya çalışan 4 isyankar ve bir örnek öğrenci birlikte arkadaşlığı, aşkı ve kendileri olma cesaretini öğrenir. 2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu 4 yıllık ilişkilerini noktalayarak evlerini ayırdı. Yazıcıoğlu ayrılıktan kısa bir süre sonra Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başladı. İkili anlaşmazlıklar ve fikir ayrılıkları nedeniyle 5 ay süren ilişkilerinde ayrılma kararı aldı. 2022 yapımı olan Darma Duman dizisinde canlandırdığı Kerem karakterini 3 kelimeyle tanımlaması istenen Mert Yazıcıoğlu, kardeşim, ailem ve dürüstlük kelimelerini seçti. Modu düştüğünde ise motosiklete bindiğini ya da oyun oynadığını söyleyen başarılı oyuncu, modunu düşüren şeyi çözmeye çalıştığını ama çözemezse öylece bıraktığını da sözlerine ekledi. Doğal bir çekiciliğe sahip olan Yazıcıoğlu, güçlü fiziksel görünümü ve etkileyici duruşuyla hem ekranlarda hem de kameraların dışında büyüleyici bir varlık sergiler. Gösterdiği olgunluk ve kendine has stili onu sadece yetenekli bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda moda ve stil ikonu olarak da öne çıkarır. Yakışıklı yüz hatları ve sporla şekillenmiş fiziğiyle Yazıcıoğlu izleyicilerin gözünde ideal bir erkek imajı çizer.
Bu estetik görünüm onun oynadığı karakterlerle otantik bir derinlik katmanın yanı sıra genç kitleler arasında bir stil ikonu olarak görülmesine de katkıda bulunur. Her yeni projesiyle oyunculuk becerilerini geliştirmeye ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam etmektedir. 2023 yılının sonundan itibaren Kızıl Goncalar adlı dizide Cüneyt Güneş karakterini canlandırmaktadır. Dizide tedaviye muhtaç, tarikat dünyasından bakınca cezbe ve hikmet sahibi bir velidir. Psikiyatr Levent, Zeynep ve Meryem'le tanışması hayatını derinden etkileyecektir. Emir Atay'ın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosuysa Şükrü Necati Şahin kaleme alıyor. Netflix'in merakla beklenen Berber filminin ilk detayları belli oldu. Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı bu aksiyon dolu yapımda ikili baba ve oğlu oynayacak. Berber filminin hikayesi ve konusu Cem Özüdürü tarafından kaleme alındı. Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğunda oturduğu bu heyecan verici yapım gizemli ve aksiyon dolu bir hikaye sunmaya hazırlanıyor. Film kötülere karşı savaşan ve lideri Önder adlı bir berber olan gizli bir teşkilatın hikayesini anlatıyor. Filmi başarılı oyuncu kadrosu, ilgi çekici hikayesi ve aksiyon dolu sahneleriyle Netflix izleyicilerini büyülemeye hazırlanıyor. Filmin senaryosuysa Sedef Bayburtlu oğlu Gürerek kaleme aldı. Baba-oğul ilişkisinin ve gizli teşkilatın etrafında şekillenen berber filmi izleyicilere sürükleyici bir deneyim sunmaya amaçlıyor. Mert Yazıcıoğlu'nun hem ekranlarda parlayan yıldızlığının hem de sahne arkasındaki derin kişiliğinin hikayesinin sonuna geldik. Eğer bu yolculuğu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınızı, düşüncelerinizi veya hangi konuları işlememi istediğinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.